Yatırım bülteninden herkese günaydın. Evet, gün içerisinde özellikle jeopolitik gelişmeleri takip ederken yine zirve takibimizde oldu. Bir diğer gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon beklentilerinin üzerinde geldiğini de söyleyebiliriz. Yüksek enflasyon seyri kalmaya devam ediyor. Tüm bu ayrıntılarla birlikte ECB kararında karşıladık. ECB kararında ise beklenenden daha hızlı bir şekilde de yine erken teşvikleri bitirmesine yönelik kararda piyasalar üzerinde etki yarattı. An itibariyle baktığımızda ABD endekslerinin düşüşle kapandığını gördük. Vadeler tarafında negatif bir seyir söz konusu iken Asya tarafında da yine görünümün negatif olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam ediyor olacağız. Günün öne çıkan gündem başlıklarına bakalım. Piyasa açılışı öncesi hangi başlıklar öne çıkıyor? İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında kritik görüşme gerçekleşti ve özellikle Ukrayna meseleleri takipte olunurken bir diğer tarafta ise Türkiye'nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumda bulunmasında önemli olduğu söylediği de açıklandı. Evet, kaynaklara göre Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile normal ticari ilişkilerinde askıya alacak. Özellikle burada yüksek tarifelerde öne çıktığını söyleyebiliriz. Rus ithalatına yönelik yüksek tarife getirmeye hazırlanan da Amerika Birleşik Devletleri var. Goldman Sachs ABD büyüme beklentisini düşürdüğü yüksek enflasyonla birlikte burada gerçekleşen yine büyüme revizyonlarında da yine aşağı yönlü beklentiler şekillenmeye başlarken ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi savaşın etkilerini gerekçe göstererek aşağı çektiğini söyleyebiliriz. Reel büyüme beklentisini %2'den %1.75 seviyesine de çekmiş bulundu. Evet, bir taraftan savaş ve fiyatlamalar, bir diğer tarafta ise enflasyon etkili olmaya devam ediyor. Moody's Belarus'un kredi notunu düşürürken son başlıkta ise Yellen ABD'de enflasyon 2022'de rahatsız edici düzeyde yüksek olacak şeklinde de açıklama yaptı. Yellen'ın en büyük hassas noktasının enflasyon olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla enflasyon ABD gündeminin ana maddesi olmaya devam ederken önümüzdeki hafta Fed'den gelecek olan karar ve karar içerisindeki metin içerisindeki ifadelerde büyük önem arz ediyor olacak piyasalar açısından. Evet, dediğimiz gibi piyasaları şekillendiren birçok madde dün itibariyle gerçekleşti. Bugün Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere şimdi Asya'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Her sabah olduğu gibi Ersoy Kazancı'dan Asya fiyatlamalarını alıyor olacağız. Ersoy, hoş geldin yayınımıza. Evet, Asya'daki gelişmeler ne anlatıyor bize? Evet Pelin, bugün kırmızı ekranlar var. Asya'da sert satışlar var. Özellikle Çinli teknoloji hisseleri düşüyor. Ama iki tane önemli konu var piyasaları etkileyen. Bir tanesi Amerika'da beklenenden yüksek gelen enflasyon. Son 40 yılın en yüksek enflasyonu. Bir de Avrupa Merkez Bankası'nın beklenenden önce teşvikleri azaltması haberleri piyasalarda yine negatif bir havaya sebep oldu. Amerika eksiyle kapattı. Vadeler eksi de. Asya'da da eksiler var. Peki niye Çinli teknoloji hisseleri düşüyor? Amerika SEC'ten uyarılar vardı. Çinli bazı şirketler koddan çıkartılabilir diye. O yüzden de Nasdaq'taki Çinli teknoloji hisseleri düştü. Bunun Asya'da yansımaları oldu. Şu anda Hong Kong ve Çin'deki hisseler düşüyor. Onun dışında Çin'de vakalar artıyor. Bini geçti. Covid vakaları, bu etkili oldu. Japonya'daki hane harcamaları düştü Pelin. O yüzden de Asya'ya bakarsak şu anda hep eksiler var. Diğer taraftan petrol fiyatları da haftalık olarak düşüyor. Bu hafta içinde 139 doları görmüştük. Şu anda 109 dolar seviyesinde. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıklamaları burada etkili oldu. Bir de yine de diplomasi beklentileri etkili oldu. Bu arada İran nükleer anlaşmaları ile ilgili de Amerika'nın yeni istekleri oldu. O yüzden o biraz zora girdi. Son bir notta şu an ben Art Dubai sebebiyle Contemporary İstanbul'un bir organizasyonuna geldim. Burada pek çok Türk sanatçı var. Ali Güreyli ile de bir röportaj yapmayı planlıyorum. Evet, Dubai'den son notlar böyle diyeyim, sözü sana aktarayım. Takip ediyor olacağız seninle birlikte diyerek Ersoy, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğum bilgiler için. Asya'yı noktalıyoruz.
Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkileri almak üzere Ergün Tekgül'e gidiyoruz. Mex'e yatırım YOP Genel Müdür Yardımcısı bizlerle birlikte. Ergün, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Yine günaydın bir tweetinden başlamak istiyorum ben. Özellikle burada dünkü fiyatlamalar üzerinde oldukça şaşırtıcı fiyatlamaların olduğunu da altını çizmişsin. Bu fiyatlamaları neye bağlayabiliriz? Neden böyle bir tweet attın mesela? Şöyle bir şey var. Aslında piyasada yıllar geçtikçe bir şeyler değişiyor. Önce şöyle başlayayım. Yaklaşık seninle herhalde 1,5 sene önceki veya 1 sene önceki yayınlarımızdan birinde bir konuya değinmiştim Pelin. Demiştim ki hani yabancı takasının bu %70'ten %50'nin altına gelmesi, yani 15 yıllık bir borsa karakterinin, borsa yapısının değişiyor olmasının borsanın karakterini de değiştirebileceğini ve borsanın verebileceği reflekslerin tahmin edemeyeceğimizi, artık piyasa uzmanı da olsak piyasanın vereceği, bizim içeride dışarıya bakarak tepkilerin ne olacağını bilemeyeceğimizi artık, çünkü farklı bir yapıya büründüğünü, borsanın bir genetik değişime uğradığının altını çizmiştik. İşte son 1-1,5 seneden beri evet bir rally yaşadık pandemi döneminde filan, sonra bir askıda kalan bir borsa izledik. Lakin şu anda geldiğimiz seviyelere, geldiğimiz duruma, jeopolitik risklere, işte fiyatlamalara baktığımız zaman son birkaç seneyi önceki yapıdan tamamen farklı refleksler veren, farklı tepkiler veren bir Borsa İstanbul görüyoruz işin açıkçası. Bir tek değişmeyen gerçek bankacılık endeksi herhalde. Orası son 10 yıldan beri yatay bir şekilde devam ediyor ama borsanın, BIST 100'ün gösterge endeksimize baktığımız zaman verdiği refleksler, güçlü mü diyeceğim? Evet, güçlü. İşte 2 gün içerisinde %5-6 geri gelmiş Almanya, Amerika, Japonya, majör bütün borsalar geri gelirken işin açıkçası bizim borsamız yıkılmadı. Yani bunu şu anda ne yazık ki tek bir şeye bağlayabiliyoruz. İşte yerli yatırımcının ağırlığının fazla olmasına, yabancı yatırımcının olmamasıyla birlikte yurt dışı duyarlılığın, reflekslerin, korelasyonun azalmasına. Dediğim gibi böyle kötü günlerde belki iyi bir görüntü oluyor gibi görünebilir. Lakin yine de şu uyarıyı yapmakta fayda var. Piyasalarda, yurt dışı piyasalarda çok net böyle bir bearish, çok net bir ayı piyasası da henüz yok. Orası da belli düzeltmeler içerisinde. Görür müyüz peki? Bandında. Görebiliriz Pelin, görebiliriz. Çünkü dediğim gibi borsadaki bu genetik değişim şu anda ekonomilerde de yaşanıyor. Ben şu görüşe bir kere çok karşıyım. İşte çok ucuzuz veya çok pahalıyız. Yani bir kere borsayla ilgileniyorsanız, burası ekonomiden çok bağımsız yer olabiliyor bazen. Ucuz veya pahalı kelimelerini kesinlikle hafızamızdan silip unutmamız gerekiyor. O yüzden her şey hazırlıklı olmalı bence yatırımcılar. Ekonomik bir değişimden bahsediyoruz. Koskoca dünyanın en büyük majör ekonomilerinin birbirleriyle olan sert yaptırımlarından bahsediyoruz. Hatırlayalım, 3 sene öncesine girelim, pandemi öncesine. Çin'le Amerika arasındaki ticari gerginlik bile piyasa ekonomik yapının, borsa yapılarının değişmesine, zaman zaman o depremlerin gelmesine neden oluyordu. Şu anda pandemi arkasına geldiği için belki yatırımcılar tarafından içeride çok önemsenmiyor olsa da şunu unutmamak gerekiyor. Çok ciddi bir ekonomik değişim var. Bir ekonomik ekosistem dünyada şu anda el değiştiriyor. Bu tipte değişimler bir günde, 2 günde, birkaç haftada olmaz Pelin. Yani işte krizden bahsetmiyorum. Sadece sert değişimlerin en son örneğini mesela 2008 yılında görmüştük. 2008 krizinin gelmesi 2005-2008, o Big Short dediğimiz dönemde geldi. 3 senede, hatta arkasında bir 20 yıllık birikimle geldi. O yüzden bu dönemi iyi analiz etmek gerekiyor, iyi tahlil etmek gerekiyor. Evet, şu anda güçlü duruyor olabiliriz ama yurt dışında %20'nin üzerindeki düzeltmeler artık ayı piyasasına girildiğinin de göstergesidir. Burada bu tipte satışlar gelmeye başladığı zaman, ki bize oralar göz kırpıyor, çünkü belirsizliği sevmez. Yani evet, borsalar belirsizliği sevmez, değişimi çok sevmez. Ne olacağı belirsizse satar çıkar gider. Dediğim gibi burada bir, şu anda bizde çok tehlikeli bir durum görmüyorum işin açıkçası. Baktığımız zaman hala teknik seviyeler okey, şu bu, ama
yine de bir elimiz böyle hani şeyde olmalı. Ben böyle ufak da olsa yatırımcıların temkinli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hedge mekanizmasını da kalkıp işte bir doğru gibi bilinen bir yanlışı da anlatayım ben. Çok kısa kendi alanımla ilgili olduğu için işte elimde hisseseni tutuyorum. Gidin biraz hedge edeyim bari işte gidin bunun hisse vadelisinden biraz hedge edeyim. İşte VIOB'u hedge mekanizması olarak kullanayım. Bence bu da çok yanlış bir taktik olur. Pozisyon azaltımı yapılsa çok daha doğru bir hamle olabilir. Yani VIOB'u özellikle hisse senedi cephesinde hedge mekanizması olarak bu şekilde kullanmak bence çok da resmi değiştirmiyor. Hatta daha pahalı, daha maliyetli hale de gelebiliyor. Mesela bu hedge mekanizmasında opsiyonları da önerebilirdim normalde yatırımcılara ama opsiyonlar ne yazık ki son dönemde bu faizlerin yükselmesine ötürü risk primlerinin yüksek olduğu dönem. Yoksa bu dönem tam strateji, opsiyon stratejilerinin yapılmasını evet. önerebileceğimiz bir dönem olabilirdi. Çünkü sıkışıklık yukarıda da yaklaşık bir 1000 puanlık yer görünüyor, aşağıda da keza. Yalnız TL enstrümanlarda son pelin bir uyarıda şeyde hani canımı sıkan böyle gösterge olarak kötü diyebileceğim hani belki döviz geliyor, yukarı geliyor, borsa aşağı yönlü bir refleks vermiyor falan ama bu faiz cephesi özellikle 2 yıllık devlet tahvil faizi, gösterge faizinin 25'lerde dolanıyor olması bence yatırımcıların bakması gereken en önemli göstergelerden biri. Çünkü bu 25 ve üstü çok boş. Yani biz orayı çok hızlı aşağıya gelip bir başarı sağlamıştık 35-25 altında. Faiz en önemli enstrümanlardan biridir malum. Borsayı da etkileyebilecek, ciddi ciddi etkileyebilecek göstergelerden biridir. Buraya özellikle yatırımcıların 25 üstü 6 buraya özellikle dikkat etmeleri gerektiğini ben düşünmekteyim. Ergün özellikle son bir dakikaya girerken çok kısa senden alabilirsem VIOB döviz vadeli sözleşmelere baktığımız noktada burası bize neyi gösteriyor? Özellikle döviz piyasasında oynaklığın arttığı bir son bir haftada izleyebilirim. Evet şimdi burada son bu özellikle Mart-Nisan vadelilerde yatırımcıların da dikkatini çeken ilgili yatırımcıların dikkatini çeken bir faizin yüksek olmasıyla ilgili bir görüntü vardı. Bu faiz Mart vadede şu anda neredeyse kapanmak üzere, neredeyse teorik fiyata gelmek üzere ama şunu unutmamalı yatırımcı. Vadeli fiyatlar sadece teorik fiyatla her zaman aynı gitmek zorunda değil. Riskleri gördüğü zaman özellikle bak biraz önce de altını çizdim. Faizle ilgili riskleri gördüğü zaman üstüne bir de jeopolitik riskler geldiği zaman teorik fiyat olmasa da vadeli fiyatlar daha yukarıda fiyatlanabilir. Bu arada bunun adı da arbitraj değildir. Onun da özellikle altını çizmek istiyorum. Ergün Tekür çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğun değerli bilgiler için diyerek VIOB Genel Müdür Yardımcısı Max Yatırım VIOB Genel Müdür Yardımcısı Ergün Tekür ile birlikte de yine değerlendirmiş olduk. Evet önemli bir gelişme vardı. Özellikle dün yine Türk Varlık Fonu ile birlikte LYY'ye Türk Telekom'un %55'lik hissesi için anlaştığını söyleyebiliriz. Burada özellikle özelleştirme döneminde LYY Telekomünikasyon şirketinin de bankalar nezdinde yine etkileri söz konusuydu. Özellikle burada ortak olanlar vardı LYY tarafına. Akbank, Garanti, İş Bankası, yine Vakıfbank ve Denizbank tarafından yine ortaklıklar söz konusuydu. Bugün bankacılık endeksine nasıl yansır bu haber, bu satın alma durumu? Özellikle 1 milyar 650 milyonlukta bir satın alma gerçekleşmesi. Tüm bu ayrıntılar bankacılık sektörüne nasıl yansıyacak? Övünç Gürsoy ile birlikte konuşuyor olacağız. Oyak Yatırım Araştırma Bölümü Müdürü. Övünç hoş geldin yayınımıza. Evet bugünkü haber doğrultusunda, dün akşamki gelen haber doğrultusunda bankacılık endeksi tarafına olan yansıması nasıl gerçekleşecek? Çünkü biz biliyoruz ki LYY'ye ortak olan yine şirketler bankalardı. Oldukça Akbank mesela %35'lik bir hissesi söz konusuydu. Dolayısıyla nakit girişi de bekleniyor. Dolayısıyla ne dersin bugünkü bankacılık endeksine dair yansımalar? Evet, günaydınlar. Güzel bir haber aslında bu. Uzun süredir biliyorsun konuşulan bir konuydu. İşte bankaların sahip olduğu Türk Telekom hisselere ne olacak? Alıcı çıkacak mı? Hatta ya bu alım için biliyorsun görevlendirmişti bankalar birkaç uluslararası kurumu. Ve bu artık hani uzun bir hikayeye dönüşmüştü. Ama bu gelen haberle beraber ben bunun olumlu yansıyacağını düşünüyorum bankacılık endeksinin geneline. Bu Levent Varlık'ın altında 8 tane banka var.
4 büyük bankada bunu ortak, Akbank, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi ve bu 1.650 milyon dolar bedel karşılığı bu satış gerçekleşecek haberde. Ve ekstradan Telekom'dan temettü de alacaklar bankalar. 2021 yılı temettülerini de bu anlaşma kapsamında alacaklar. Açıkçası olumlu gözüküyor. En fazla pay Akbank'ta var burada. %36 civarında. Sen de bahsettin. Garanti Bankası %11.6. İş Bankası %11.6. Garanti Bankası %22. Akbank %36 ve Yapı Kredi %5 civarında bir paya sahip. Dolayısıyla en pozitif etkinin Akbank'ta olacağını düşünüyoruz. Sonra sırasıyla işte Garanti Bankası, İş Bankası şeklinde düşünebiliriz. Yani konunun kapanmış olması olumlu. Fiyat olarak da yine bir nakit girişi olacak bankalara bu fiyattan. Bence hani ben olumlu olarak değerlendirdim. Tabii ki vergisel konular daha sonra şekillenecek detayları. Yine hangi kurun alınacağı, hani işlem kurunun kaç olacağı o günkü şartlar ve anlaşma şartlarına bağlı olacak, değişecek ama yine de bankalara pozitif tarafta en azından konunun kapanmış olması ve bir miktar nakit girişi olması bence olumlu. Evet, bu ne kadar sürdürülebilir? Özellikle bunu da sormak istiyorum. Şimdi Türk Telekom tarafında bir satın alınma gerçekleşmesi ve Türkiye Varlık Fonu tarafından Türk Telekom tarafına nasıl yansır? Bir ikincisi olarak nakit girişinin altını da çizmek istiyorum. Özellikle sermayenin güçlendirilmesi yönünde atılan adımlardan bir tanesi olarak okuyabilir miyiz? Evet, son sorundan başlayayım. Evet, okuyabiliriz. Sermaye tabii ki güçlendirecektir bu nakit girişinin olması. Ama yani çok da böyle yüksek nakit girişleri beklememek lazım. Hani bizim kendi yaptığımız analizlerde yaklaşık ortalama olarak bakarsak %1 civarında bir öz kaynaklara pozitif etkisi olacağını söyleyebilirim ben. Türk Telekom tarafına gelecek olursak orada açıkçası açıklanan fiyatı bu 1.650 milyon dolar hani TL'ye çevirirsek 14.80 kurdan mesela çevirdiğimiz zaman satın alma fiyatının 12.68'lerde oluştuğunu görüyoruz Telekom için ki dün kapanış 9.75 TL'ydi. Dolayısıyla burada %30'un üzerinde bir fiyattan söz edebiliriz. Bu da bence Citycom için, Türk Telekom için olumlu olarak gözükmekte. Ama hani burada bir çağrı beklentisi var mı? Bir çağrı beklentisi yok açıkçası. Ama burada en önemli şey bence hissedarlık tarafında bir belirsizliğin ortadan kalkması ve satın alma fiyatının da satın alma bedelinde güncel piyasa değerinin %30 üzerinde olması. Bence bunlar daha önemli tarafta. Aynı zamanda hani temettü, Türk Telekom burada temettü de ödeyecek. Bu da bence gayet güzel. Uzun vadede de pozitif etki yapabilir yani hisseye. Dolayısıyla hem kısa vadede hem uzun vadede olumlu olduğunu düşünüyoruz Türk Telekom için. Aynı zamanda bankalar için de nakit girişi olacağından. Çok teşekkür ediyorum Sayın Övünç Gürsoy, aktarmış olduğum bilgiler için diyerek. Evet, özellikle Türk Telekom'un %55'lik hissesinin LYE tarafından işletildiğini ve bunun alt tarafında da bankalar vardı. Tüm bu ayrıntılarla birlikte Türk Telekom'u, Türk Varlık Fonu LYE olan kısmını almış oldu. Diyerek kur tarafında takip ediyoruz. Para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile birlikte. Serdar, evet. Kur tarafı yükseldikçe, enerji fiyatları yükseldikçe cari açık tarafında düşünüyoruz. Ne dersin? Evet, tabii şimdi ödemeler dengesinde hani cari denge olarak takip edilen biz normalde tabii hep hani cari açık vermeye alışık olduğumuz için hani cari fazla ya da işte ödemeler dengesi vesaire bazen unutabiliyor. Bunu da hatırlatmak yerinde olur. Şimdi tabii enerji fiyatları yukarı geldikçe burada dolar kurundaki yukarı hareket ve Bloomberg MTI endeksini de koymak istedim. Aylık bazdaki cari fazla ya da cari açık rakamlarının yanına. Şimdi MTI endeksindeki yukarı hareket herkesin malumu, başta enerji fiyatları olmak üzere. Her ne kadar o gördüğü 130-140 dolarlardan Brent petrol bir geri çekilme içerisinde olsa da yine de pek alışık olmadığımız ve kimsenin oyun planında olmayan 3 basamaklı enerji fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Ki doğalgazda çok daha yüksek fiyat artışlarından bahsediyoruz. Dolar kurunda da burada da aylık bazda bir grafik bu. Tabii ki yani cari dengeyle aynı örnekte vermek adına. Şimdi bakıldığı üzere şurada bizim hani kurun 13.50'ler civarında olduğu denge, ondan sonra yukarı yönlü hareket. Yani burada 18'lere gitmesi neden yok? Çünkü ay sonu kapanış bazında o yansımadı. Yani Aralık ayı içerisinde yaşanan bir o hareketlilikti ve hani aylar itibariyle bakıldığı zaman aslında hani kurs buralarda eğer yani 14.80'lerde 90'larda kapatacak olursa
aylık kapanış bazında yani şirketlerin finansallarında bir iz bırakması adına ya da orta uzun vadeli iş dünyasının işlemleri adına bakıldığında en yüksek seviyede kapatmış olacak. Dolayısıyla bu taraftan da bir enflasyona ve diğer göstergelere katkı gelmesi beklenebilir. Şimdi bizim enerji faturamız yukarı geldikçe maalesef cari dengede cari açık vermeye devam ediyoruz. Ve hani bu yıla ilişkin hani biz cari fazla vereceğiz. Bu şekilde döviz piyasasındaki dengeleri Astrep dengesini değiştireceğiz ve TL'yi öncelikleyen bir sisteme geçeceğiz. Hani o oyun planının bakıldığı zaman tersine bir takım gelişmeler yaşandığını görüyoruz ister istemez. Şu an itibariyle 7 milyar civarı bir hani bu aya ilişkin beklenti var. Bu olduğu takdirde 20 milyar olacak ve 2022 yılına dair de bakıldığında %4'üne neredeyse ekonominin yaklaşan yani 30 milyar dolar civarı belki biraz daha üzerinde bir cari açık beklentisi var. Hani turizm gelirleri bunun ne kadar kapanmasına sebep olabilir? Enerji fiyatları yılın ilk çeyreğini böyle kapatıyor. İlk yarısında böyle kapatırsa bu fatura daha ne kadar artabilir? Çünkü her ay 6-7 milyar cari açık vererek hani çok daha yukarılara doğru gitme riski de maalesef var. Bugün yine gün içerisinde takip ettiğimiz hani sanayi üretimi tarafındaki gelişmeler hani ekonomide belirli bir yavaşlama var. Yani %10'lar 11'ler nispetinde büyüyen bir ekonomiden işte %3'ler 4'ler nispetinde çünkü artan enflasyon büyümeden ister istemez çalıyor. Yani bu işte Goldman Sachs de Amerika'nın büyüme tahminini aşağı çekiyor. 8'ler civarına gelen enflasyonla. Avrupa'da da 6'lara yaklaşan enflasyonla büyüme tahminleri aşağı yönde çekiliyor. Almanya'nın aynı ivmeyi koruması zor. Hane halkının aynı tüketimi bu enflasyonla yapması zor. Bizde de benzer şekilde yani %20'ler 30'lar civarında bir yıl sonu enflasyon beklentisinden 40'lara 50'lere belki daha yukarılara doğru evrilebilecek bir enflasyon ister istemez büyümeden de talepten de çalacakmış gibi gözüküyor ve enerji faturasıyla da beraber de ilk yılın başında ya da geçtiğimiz yılın sonunda pek planlamadığımız bir cari açık rakamına doğru ekonominin evrildiğini görüyoruz. MTI endeksi yukarı geldikçe de buna çok kısa vadede yapacak bir şey yok. Yani orta uzun vadeli enerjide dışa bağımlılık, işte yüksek teknolojinin ihracatta artan payı vesaire tarzı girişimlerin hani bu yıl içerisinde bir karşılığı maalesef yok. Evet, kur tarafını değerlendirirken de özellikle kur tarafındaki yükselişler enerji maliyetlerini de tetikliyor. Yani enerjinin fiyatlarının yükselişi de keza burada aynı zamanda cari dengeyi de yine burada bir hedeflerde en azından bir şaşmayı beraberinde getiriyor diyebiliriz. Evet, yani işte kurun iki katına çıkması, petrol fiyatlarının 60'tan 70'ten 130-140'a gelmesi vesaire işte bunların hepimizin hayatına yansıması hani benzin fiyatlarının 2-3'e katlaması olarak görüyoruz. Serdar çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğum bilgiler için diyerek Serdar Pası ile birlikte özellikle enerji fiyatları üzerinden cari dengeye etkisini konuşmuş olduk. Şimdi kısa bir ara. Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, araştırma ekibimize gidiyoruz ve Çağlar bizlerle birlikte. Çağlar günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Evet, aslında bazı ülkelerin savunma harcamalarındaki görünümden bahsetmişsin. Düzen değişiyor, küreselleşme demiştik. Küreselleşmenin sekteye uğradığı da bir dönemdeyiz. Zaman zaman birazcık daha yeni korumacılık politikalarında uygulandığı süreç içerisindeyken özellikle savunma harcamalarındaki yükselişte dikkat çekici oluyor. Ne dersin? İki adı anmak istiyorum müsaadenle. Bir tanesi değerli hocalarımızdan Danny Rodrick. Onun zaten bir makalesi var. Küreselleşme sınırı aştı mı diye. Has globalization gone too far şeklinde. Yani burada tema olarak aslında Danny Rodrick kendi bir nevi işte serbest piyasa kapitalizm algısını anlatmaya çalışıyor. Yani dünyada özellikle kutup sayısı 2'den 1'e düşünce, çiftten teke düşünce herkes Amerikan demokrasisi, Amerikan kapitalizmi yaşanacağını düşündü ama gel gelelim bu böyle olmuyor diye ki özellikle bugün bizim ana gündem maddemizi oluşturan Rusya ile alakalı da konuya baktığımız zaman serbest piyasa ekonomisine geçiş Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında gerçekleşti ama bu özellikle seninle yine geçtiğimiz günlerde andığımız Fukuyama'nın tarihin sonu artık liberal demokrasiler ve liberal piyasalar tüm dünyada tek ölçüt olacak ve insanlık barış içinde yarışacak sonucuna pek çıkmadı. Özellikle 2008 krizinden sonra bunu sorgulamaya başladı herkes. Şimdi burada Pelin özellikle 2008 krizi sonrasındaki dönemi göstermesi adına zaten 2005-2009 döneminden sonra bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarını ki burada değerli izleyicilerimizin yanlış anlamaması için gayri safi yurt içi hasılalarına oranlarını gösterir bir grafiktir. Bunu tekrar hatırlatayım. %5'in üzerinde savunma harcaması yaptığını görüyoruz. 2010'lara girerken ama hızla gerilediği bir süreç var. Pembe renkli olan İngiltere, turuncu Fransa ve mavi Almanya ki son günlerde biz
Özellikle Rusya'nın Ukrayna'da girişmiş olduğu harekat nedeniyle Almanya'yı özellikle işin ekonomi politik tarafında konuşur vaziyetteydik. Ki üçünde de Fransa, Almanya ve İngiltere'de de 2020'lere girdikten sonra savunma harcamalarının yükselmeye başladığını, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 2010'ların başındaki o yükselişinden sonra yaşanan düşüşün 4 ülke nezdinde de yükseldiğini görüyoruz. Ki zaten aslında sonucu son yaşanan gerginlikte işte Rusya, Çin, NATO diye toparlayabileceğimiz bir üçgen söz konusu. Diğer adını anacağım kişi de bu sabah Wall Street Journal'da makalesini okudum. Josh Zumbrun. Josh Zumbrun diyor ki ekonomik yaptırım listeleri küreselleşme için yeni bir kaos yaratacak diyor. Çünkü bizim emeğin ve sermayenin serbest dolaşımında temel prensip olarak büyümede alışkın olduğumuz konu sınırlamaların, yani bu konuda herhangi bir ülkenin herhangi bir ülkeyle gerek para akımında gerekse ticarette sınır tanımaması üzerineydi. Doğru. Ama gelip görelim ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi sonrasında önce bir ABD Çin gerginliği gördük. Jeopolitik gerginlikler seninle sık sık konuştuğumuz gibi toprağın altına bazen itiliyordu ama ilk fırsatta çıktığını da gördük ki şu an capcanlı bir örneğiyle karşı karşıyayız. Özetle acaba düşünmeden edemiyoruz, bu piyasalar için de geçerli ki son birkaç gündür savunma hisselerinde Amerika nezdinde de Avrupa nezdinde de yılbaşından beri ve özellikle Şubat'tan sonra yukarı yönde hareketleri konuşmuştuk. Ve tabii en önemlisi bizim hayatlarımız, daha pandemiyi geçmedik, savaş gündemiyle karşı karşıyayız. Küreselleşme ne götürdü ne getirdi bilmez ama dün ben de bununla ilgili bir tweet atmıştım. Şu an geldiğimiz aşamada kafa karışıklığı küreselleşmeyle ilgili artar vaziyette ki Wall Street Journal'da bunu yazılarının önemli bir kısmına taşımış vaziyette Pelin. Evet, özellikle yeni korumacılığın tekrar inşa edildiği bir dönemdeyken burada ülkelerin savunma harcamalarına yönelik arttırımları tüm bu ayrıntılarda en azından öne çıkıyor. Önümüzdeki süreçte de yine değerlendiriyor, takip ediyor olacağız. Çok değişik ben bir konuydu, çok güzel bir konuydu. Çok teşekkür ediyorum Çağlar aktarmış olduğum bilgiler için diyerek. İnfo yatırıma gidiyoruz ve bugünkü borsa açılış beklentisini almak üzere Çağlar Taros bizlerle birlikte. Çağlar, hoş geldin yayınımıza. Bugün borsadaki açılış beklentimiz nedir? Özellikle dünden bugüne taşıdığımız başlıklar var. Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar. Kısaca biraz dünden bahsedelim isterseniz. BIST endeks tarafına bakıldığında geçtiğimiz işlem gününde aslında risk iştahı yüksek başlamıştık. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol konusunda Rusya'ya ambargo koymasının ardından Venezuela, İran ve Suudi Arabistan ile petrol konusunda görüştüğü haberleri, OPEC Plus'a üretim arttırma çağrıları, gelen üretim arttırma çağrıları ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin çatışmaları sona erdirmek için tavizleri değerlendirmekte istekli olduğu haberleriyle aslında piyasalar bir miktar daha rahatlamış ve risk iştahı yüksek başlamıştı ve gözler Antalya'ya çevrilmişti. Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü zirvesinden aslında sonuç çıkmadı. Bu da tamamen bir sonuç beklememesine rağmen en azından Rusya ve Ukrayna kanatlarından bir miktar daha alınan açıklamalar bekleniyordu. Ancak görüşmeler ardından gerek Rusya gerekse de Ukrayna devlet dışişleri bakanlarından çok da pozitif olmayan mesajlar verildi. Bunlardan sonra da zaten risk iştahının düştüğünü gördük ve BIST endeksi alıcılı başladığı işlem gününü yatay seviyede tamamladı diyebiliriz. Daha öncesinde zaten bu konuşmalarda aslında dikkat çeken detay biraz daha biyolojik laboratuvarlarla alakalı, biyolojik silahlarla alakalı oldu. Acaba savaş yeni bir boyut kazanıyor endişesinde arttığını söyleyebiliriz burada. Dün Amerika Birleşik Devletleri tarafında da enflasyon verisi açıklandı. Beklentiler dahilinde 107.9'luk bir enflasyon verisi açıklandı burada. Bu da son 40 yılın en yükseği olarak kayıtlara geçtiğini söyleyebiliriz. Şu an enerji fiyatlarındaki zaten enerji sorununun ayyuka çıktığı bir dönemde özellikle Rusya-Ukrayna gerginliğiyle birlikte de enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyonu yukarı yönü tetikleyebilme ihtimali oldukça yüksek. Çok yüksek ihtimalle 2022 yılı içerisinde de en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi de yüksek enflasyon olacak ki Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı yanında dün buna benzer açıklamalar yapmıştı. Bugüne bakacak olursak BIST endeksinin açıkçası alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. Özellikle Türk Telekom haberiyle birlikte bankacılık sektörü paylarının bugünkü endekste biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Ki dün de Viyop akşam seansı normal seans kapanışını yaklaşık 14-15 puan üstünde kapattı. Bugüne bakacak olursak da şu an için Viyop yaklaşık 13,5 puan yukarıda işlem görüyor. Bu yüzden özellikle Telekom haberiyle birlikte bankacılık sektörü önderliğinde BIST endeksinin bugün güne alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Tabii önümüzdeki hafta 16 Mart'ta FED faiz kararı açıklanacak. 17 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. Bunların odağında da önümüzdeki haftayı yakından takip edeceğiz. Dolar TL tarafına bakacak olursak jeopolitik risklerden kaynaklı olarak dolar TL tarafı geçtiğimiz aylarda dengelenen 13.50 seviyelerin oldukça üstünde hareket ediyor. Şu an için 15 lira seviyesine kadar yaklaşan bir dolar TL fiyatlamaları var. Jeopolitik riskler artı doların küresel piyasalardaki değer kazancı ile birlikte an itibariyle 14.92 seviyesinden işlem gören dolar TL kurdu. 15 seviyesi aslında burada psikolojik direnç seviyesi olarak ön plana çıkmakta. Diğer taraftan teknik açıdan bakacak olursak 14.69 ve 14.45 seviyelerde dolar TL'de destek seviyeleri olarak öngörülüyor. Yurt içi piyasalarda bugün cari denge, sanayi üretim endeksi ve piyasa katılımcıları anketi ön planda olacak. Ama dediğimiz gibi dolar TL tarafı için an itibariyle Rusya-Ukrayna gerginliğinin daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. En azından haftanın son işlem günü itibariyle. Çok teşekkür ediyorum Çağlar Toros, aktardığın bilgiler için diyerek. Evet, info yatırımdan özellikle dün Türkiye Varlık Fonu ve LYE Türk Telekom'un %55'lik hissesi için anlaşmasıyla birlikte bankacılık tarafı önderliğinde pozitif bir beklenti de olduklarını da söylemiş oldu. Viyopotus tarafında ise %0.50'nin üzerinde yarım puanlıkta bir artı olduğunu da söyleyerek programı burada noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.